Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere altıgen motiften hazırladığım yine çok farklı bir çanta yapımı tarif edeceğim. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çantam için spagetti yarnı pamuk makrome ipinden 2 adet kullandım. Çantamın eni 41 santim, boyu kulpu ile beraber 54 santim oldu. Sizler çantanızın ölçülerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İster büyütebilir, ister küçültebilirsiniz. Bütün detaylarını video içerisinde adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Çantamız için spagetti yarnın pamuk makrome ipinden kullanıyorum. İpimizin özelliğine bakalım. İçeriği %80'den fazla pamuk, %20'den az polyester. 250 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Şöyle ipimizi kenara koyuyorum. Farklı bir renkle motifimizi anlatacağız. İpimizin yakından dokusu bu şekilde. Tığ numaram 3,5 milim. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak sihirli halk yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halkı nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halkı içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarttık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte. İkisini birlikte. İki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına tekrar doladık. Sihirli halkaya batarak tekrar iki tane ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bakın 4 zincirle başladık. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar sihirli halka içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu başladığımız 4 zincir bize ikili trabzan noktasının bir tanesini veriyor. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayıyorum. Ve bu noktaya son 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şu an ikili trabzan noktası 1, 2, 3, 4, 5 adet. 1 saniye yarım burada var. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Sihirli halkaya batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. 4 zincirin ilk 2 zinciri zaten bir trabzanı veriyor. Burada da bir trabzan yaptık. Buradaki 2 nokta birleştiğinde 2 trabzan noktasını verecek ve toplamda 6 adet ikili trabzan noktamız olacak. Şimdi son ördüğümüz tekli trabzandan sonra sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek orta kısmı kapatıyoruz. Baştaki bir ikinci zincirin içerisine batıyoruz. Kısa kalan ipi de tığımızın üzerine koyarak bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında hafif ilmeğimizi esneterek burada hemen bakın oluşan yuvaya iki zincir kaldı bu noktada. Her köşede iki tane zincirimiz olmuş oldu, 6 adet. Şimdi bu boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var, doladık. Sık iğne örüyoruz. Bir üst sıraya bu şekilde başlıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Burada sık iğne bir zincir bize bir trabzan verecek. 2 zincir de bu köşelerdeki 2 zincirlik boşluğu vermiş olacak. 3 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak buradaki aynı boşluğa sık iğneyi ördüğümüz boşluğa batıyoruz. Kısa ip de tığ üzerinde kalıyor sürekli. Gizleyerek örüyoruz. Tekrar ikili trabzan ördük. Şimdi geldik, iki tane yan yana trabzanımız var. Bunların hemen tepe boşluklarına batarak birer tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar doladık. Şimdi iki zincirlik boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yani bu sırada alt sırada 2 trabzandı. Bir üst sırada sağda ve solda birer tane arttı. 4 adet ikili trabzanı çıkmış oldu trabzan sayımız. Aralarda hep 2 zincir var. Tığımızın başına dolayarak aynı boşluğa batıyoruz. Bir tane ikili trabzan.
İki trabzan yan yana, her birine tepesine batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Eğer bu noktada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Tığımızın başına doladık, iki zincirlik boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. 4 adet ikili trabzanımız oldu. Tekrar iki zincir, aynı boşluğa bir tane trabzan, trabzan üzerine trabzan şeklinde ilerliyoruz. İki zincirlik boşluğa bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Fakat şurada bitişimiz farklı olacak. Hemen burada nasıl bitirip bir üst sıraya devam ediyoruz, hemen sizinle paylaşacağız. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son iki zincirlik boşluğa da trabzan, iki zincir trabzanımızı ördük. Tığımızın başına doluyoruz. Burada ördüğümüz son trabzanımız vardı. Bunu tepe boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra tekrar dolayarak buradaki kaydırma yaptığımız, ikinci zincire batıp kaydırma yaptığımız kaydırma boşluğunda bir trabzan kabul ediyoruz. Buradaki boşluğa da batarak ikili trabzan örüyoruz. Baktığımızda burada 1, 2, 3 tane trabzanımız oldu. Bitişte zaten sık iğne ve zinciri bir trabzan kabul ediyorduk. Bununla beraber 4 adet trabzanımız oldu. Özellikle ilk kez başlamışsanız bu tarz bir motifi örmeye mutlaka sayarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Her noktada 4 tane trabzan, geçişlerde hep 2 zincirimiz var. Şimdi bakın, 3 trabzanımızı ördük. Sık iğneden sonra gelen birinci zincire direkt batıyoruz. Bu şekilde batıp ilmek çıkararak diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın, sık iğne ve zincir diğer trabzanlar gibi görünüyor. Böyle yaptığımız zaman gerçekten muntazam bir görüntü oluyor. Hiç zincir vesaire oluşmuyor. Şimdi ilmeğimizi tekrar esneterek alt sırada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını tekrar edeceğiz. Geliyoruz buradaki iki zincirlik boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Bakın, buradaki ilk noktayı örmüş olduk. Bu boşluğa gelerek yine bir tane ikili trabzan. Alt sırada iki trabzan noktası vardı. Bu kez 4 adet ikili 4 tane ikili trabzan noktamız var ve her birine ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Her sırada ikişer adet trabzan noktası artıyor. Alt sırada 4 adetti. Bu sırada 6 adet olacak. 2 zincirlik boşluğa geldik. Trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Sonra her bir trabzana trabzan. Her noktada bakın, bu sırada 6 adet olacak. Önce 2, 4, 6, 8, 10 diyerek bu şekilde ikişer ikişer her sırada artmış olacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir kez daha bitişi göstererek son noktayı da beraber yapalım. Sıramızın sonuna yaklaştık. Buradaki zincirli noktaya trabzan, iki zincir trabzan. Sonra her trabzanı bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Burada bakın, 4 adet trabzanımızı ördük. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Hemen kaydırma yaptığımız noktayı da, bakın buradaki bu noktayı kaçırmayalım. Kaydırma yaptığımız noktaya da bu şekilde batarak bu noktayı da bir trabzan kabul ediyoruz ve ikili trabzanımızı ördük. 2, 4, 5 trabzanımız oldu. Şimdi sık iğne ve bir zincir bir trabzandı. Bununla beraber toplamda 6 adet trabzanımız olmuş oluyor. Sık iğneden sonra gelen bir zincirin, hemen ilk gelen zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak bakın sıramızı bitiriyoruz. Burada eğer sırayı bitireceksek bir zincir çekerek ipimizi yeteri kadar kesip çıkarıyoruz. Bitişi bu şekilde yapmış oluyoruz. Sizler çantanız için bu motif sıra sayısını dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa daha az tutabilirsiniz sırasını. Ama ipiniz ince ise daha fazla sıra sayısında yapabilirsiniz. Sıra sayısı tamamen ölçüsünü ne kadar istiyorsanız çantanızın size kalmış. Motifimizin yapımı bu kadar basit, kolay ve keyifliydi. Çantamız için 7 adet altıgen motif kullanacağız. Motif sıra sayısı 7 sıra. Sizler çantanızı daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz eğer sıra sayısını istediğiniz kadar artırabilir, azaltabilirsiniz. Hemen çantamızı, motiflerimizi yerleştirmeye başlayalım. İlk iki motif alıyoruz. Ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapatıyoruz. Bir diğer motifi alıyoruz. Buradaki iki zincirlik olan kısımdan motifimizi katlıyoruz. El ütüsü yapalım mutlaka. Burada 5 kenara motiflerimizi burada katlamış olduğum gibi yerleştiriyorum.
Yine zincirli kısımdan katlama yapıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar motiflerimizi uygun şekilde yerleştirdikten sonra şimdi renkli çengelli iğneler kullanacağım ve motiflerimi sabitleyeceğim. Hemen yapalım hızlı bir şekilde. Motiflerimizi çengelli iğnelerle sabitledik. Şimdi böyle bir dikiş iğnesine yeteri kadar ipimi taktım. Bağlama yapmıyorum. Şimdi burada şu kenar kısımdan başlayacağız. Burada düğümleme yapmadan ipimizin ucunu şu ara kısımlardan geçirerek, trabzanlı noktalardan geçirerek örgümüze ipimizi bu şekilde sabitleyeceğiz. Burada hemen buradaki iki zincirlik boşluktan dikmeye başlayacağız. Dikeceğimiz için hemen çengelli iğnemizi çıkarıyorum. İki zincirlik boşluğa karşılıklı batarak hemen dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha iğnemizden aynı noktadan geçiriyoruz. Şimdi iki zincirlik boşlukları birleştirdikten sonra trabzanlı noktalara geliyoruz. Burada trabzan sayıları karşılıklı eşit olduğu için burada hemen karşılıklı sıradaki gelen ilk trabzana ve karşı motiften gelen ilk trabzana batıyorum bu şekilde ve dikmeye başlıyorum. Herhangi bir şey diker gibi bir diğer sıradaki trabzan noktasına karşılıklı batıyoruz ve dikiyoruz. Oldukça kolay bir yöntem. Sizler bu şekilde zorlanırsanız eğer tığ ile birleştirme de yapabilirsiniz ya da bildiğiniz daha farklı teknikler varsa da o şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi biz bu şekilde trabzanları karşılıklı batarak devam edeceğiz. Sonrasında iki zincirlik boşlukları yine karşılıklı batarak burada göstermiş olduğum gibi batarak tekrar trabzanlı noktaya geçeceğiz. Hangi noktadan başladığınızın önemi yok. İstediğiniz noktadan başlayarak birleştirme yapabilirsiniz. Motiflerimizi dikerek tamamladık. Şimdi artık kulp kısmını yapmaya geçeceğiz. Bakın burası çantamızın ağız kısmı. Şu kenardaki sivri uçlara da kulpumuzu yerleştireceğiz. Hemen burada tığımızla bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. İlmeğimizi oluşturduktan sonra tığımızdan çıkarıyoruz. Bu noktada ne kadar istiyorsanız trabzan sayısını burada 6 adet 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet trabzan benim için yeterli olacak. Sizler bu sayıyı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki bakın sondan ikinci trabzandan batıyorum. İlmeğimi de tığımı aldım. Bu noktadan geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Kısa kalan ipleri de gizliyoruz. Buradaki trabzan noktasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sonra 2 zincirlik boşluğa gelerek bu boşluğa da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra 2 trabzan daha batarak her birine sırasıyla 2 trabzan daha örüyorum. Zincirle beraber toplamda 6 adet ikili trabzanımız olmuş oluyor. Sonra 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. Buradaki 3 zincir bir trabzan kabul ettiğimiz için ilk boşluk 3 zincirin boşluğu. Sırasıyla her bir trabzana ikili trabzan örerek ilerliyoruz. En sondaki 3 zincirlik boşluğa da 3. zincire de batarak bu noktaya da ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz ta ki sıra sonuna kadar. Son noktada da 3. zincirin içerisine batarak 6. ikili trabzanımızı örüyoruz zincirle beraber.
Şimdi bu şekilde kulpumuzu yeteri kadar uzatacağız. Sizler daha farklı kulplar yapabilirsiniz. Boyutunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kalınlığını, uzunluğunu kendi çantanıza göre, ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu noktada yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında artık karşı tarafı monte etmeye geçeceğiz. Burada Kulpumuzu yeteri kadar uzattık. Şimdi ipimizi karşı tarafa monte edecek kadar, yeteri kadar kesiyoruz. Ve ilmeğimizden çıkarıyoruz. Son trabzandan sonra direkt ipimizi çıkarıyoruz. Şimdi bu noktada burada karşı tarafta olduğu gibi buradaki iki trabzanımız vardı. Hemen şu köşeden ipimizi geçirerek bir kulpumuza, bir de çantamıza batarak tığ yardımıyla, bunu dikiş iğnesiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde kulpumuzu bu tarafa dikiyoruz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.